Kazançlı Sözler. Bir kimse sabah namazının sonunda dizleri üzerine oturarak, çökerek, hiçbir kimseyle konuşmadan La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü, yuhyi ve yumit ve huve ala külli şeyin kadir diye 10 kez tekrarlarsa, Hak Teâlâ o kişiye 10 iyilik yazdığı gibi 10 kötü amelini de silmiş olur, ayrıca da o kişiyi 10 basamak yükseltmiş olur. O kişi, o gününde her türlü mekruhtan ve şeytanın şerrinden korunur ve o gün şirkten gayri yapacağı herhangi bir günahla muahize olunmaz, hesaba çekilmez. Zira Hak Teâlâ, şirk işleyenleri hiçbir şekilde affetmez ve korumaz. Tirmizi. Nesai'nin rivayetinde, Kadir'den sonra biyedihil hayr ziyadesi vardır. Her kim akşam namazından sonra 10 kez La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü, yuhyi ve yumit ve huve ala külli şeyin kadir derse, Hak Teâlâ melaikeden silahlı koruyucular göndererek, o kişiyi şeytanın şerrinden sabah oluncaya kadar korurlar. Ayrıca Hak Teâlâ, o kişiye 10 iyi amel yazdığı gibi, helak edici 10 kötü amelini de silmiş olur. Bütün bu sayılanların yanında okuduğu tevhid, 10 mümin köle kadının azat edilmesi sevabına eşittir buyurulmuştur. Nesai ile Tirmizi. Sabah namazından sonra 3 kez, ikindiden sonra da 3 kez, Estağfirullah el-azim, ellezî lâ ilâhe illâhu, el-hayyel kayyum ve etûbü ileyh diyerek, istiğfarda bulunan kimsenin deniz köpükleri kadar kabahatleri olsa da affedilir. Es-Sinni. Her farz namazdan sonra kişi 10 kez İhlas suresini okumuş olsa, dilediği kapıdan cennete girdiği gibi, oradaki hurilerden biriyle de evlendirilir. Ebu Yâlâ ve Taberani. İhlas suresini sabah namazından sonra okuyanlar da aynı şekilde ikram görmüş olurlar. İbn-i Ebi'd-Dünya ve Taberani. 22 Mart Mevlana Takvimi.